Herkese merhaba sevgili Teknoloji takipçileri. Ben Özgür Çetin. Şu anda Asus'un basın toplantısındayız. CES'teyiz, Las Vegas'tayız. Enteresan bir ürün var. Şurada görüyorsunuz hemen arkamda. Asus'un bu ürünün adı Mothership GZ700RX. İlginç bir ürün. Neden ilginç? Tablet şeklinde bir cihaz ama aslında bir oyun bilgisayarı. Klavyesi de ayrılabiliyor. Şimdi gelin bu ürünün detaylarına hep beraber bakalım. 17.3 inçlik bir de ekranımız var. Şu ekranımız 17.3 inç. Muhtemelen dokunmatik mi? Bakalım. Dokunmatik değil. Aslında olsa fena olmazmış ama dokunmatik değil ekranımız. 64 GB'a kadar RAM takılabiliyor bir arkadaşın üzerine ve 3 tane de 512 GB SSD takılabilen slotumuz var. Bu donanıma göre değişiyor anladığım kadarıyla. Peki nasıl kullanılıyor bu cihaz? Şimdi şu klavyeyi görüyorsunuz. Bu ayrı bir klavye. Şöyle şu şekilde göstereyim. Hatta şöyle katlanabiliyor da. Böyle katladığınız zaman da şu şekilde bir cihaz haline geliyor. Şöyle açalım. Klavyenin üstüne bakalım. Yine bir touchpad'imiz var. Artık bu oyun bilgisayarlarında standart hale gelecek anladığım kadarıyla. Tabii oyun bilgisayarı olduğu için görüyorsunuz bu WASD tuşlarında farklı bir şekilde tasarlandığını. Bunun özel bağlantı yuvasını şöyle açalım. Şöyle kapatayım ben cihazı. Klavye haline getirdik. Buraya getirip taktığımızda şimdi şöyle yapalım. Biraz zorlanıyoruz. Şimdi buradan yardım aldık. Profesyonel yardım. Okey. Evet, küçük bir aksaklık oldu. Ekranımız kaybolmuştu. Şimdi onu toparladık. Vallahi enteresan bir cihaz olmuş bu. Asus'un bu ürünü. Gerçekten de enteresan da bir cihaz olmuş. Asus'un Mothership GZ700RX ürünü çok başarılı bir ürün olmuş. Özelliklerine baktığımızda da enteresan bir fitili ateşlediğini söyleyebilirim. Çünkü çok değişik bir ürün. Hemen bakalım yan tarafta ne gibi çıkışlarımız var. Hemen şuralarda görüyoruz çıkışlarımızı. Standart bir mikro USB Type-C'miz var. Yine bir mikro normal bir USB'miz var hemen yan tarafında görülüyor. HDMI çıkışımız burada bulunuyor. Tabi bu arada hemen şuradan da göstereyim. Maşallah kütük gibi de bir adaptörü var. Tabi bu cihazlar taşınabilir olmakla beraber iyi güç tükettikleri için de sağlam bir güç kaynağına ihtiyaçları var. Burada da adaptörünü görüyorsunuz. Bayağı büyük. Kart okuyucumuz var. Hemen şurada parmağımla göstermiş olayım. Onun dışında da başka bir, yani en azından bu tarafta bir şey yok. Diğer tarafa bakacak olursak diğer tarafta da neler var? Hemen şöyle bir hızlıca bir bakış atalım yan tarafına. Burada da Type-C USB'miz var, normal USB'miz var. Kulaklık ve mikrofon çıkışlarımız da yine yan tarafa konumlandırılmış durumda. Gayet de başarılı olmuş. Bir de Ethernet bağlantımız görülüyor şurada alt kısımda. Ayrıca burada iki tane de yine şöyle alt kısmını çekeyim. İki adet de USB'miz var. Tabii bu ürün enteresan bir ürün. Neden enteresan? Bugüne kadar olmayan bir kategori bu. Tablet bilgisayar gibi ama işte klavye takıyorsunuz sonradan. Bu klavyeyle beraber cihaz farklı bir boyuta geçiyor. Bakın şöyle oynayalım mesela. Faremiz de buradan. Ekranda buradan. Sağ tıklayabiliyorsunuz sağ tuşu. Sol tıklayabiliyorsunuz sol tuşu. Gerçekten de başarılı. Ama dediğim gibi oyun bilgisayarların sayısı giderek artıyor. Bu sayıyla beraber de yine böyle farklı kategorilerde, farklı ürünlerde ortaya çıkıyor. Bunu da söylemiş olalım. Evet, Las Vegas'ta CES fuarında tüketici elektroniği ile ilgili en yeni teknolojileri aktardığımız bir videonun daha sonuna geldik. Bizi YouTube kanalımızdan takip etmeyi unutmayın. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz her şeyi de videonun altında yorumlar kısmına iletebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir şekilde görüşmek üzere. Hoşçakalın.